50 sene sonra da yaşayabilecek bir anayasa, 100 sene sonra da o günün torunlarımızın gurur duyacağı bir anayasayı birlikte yazalım. O anayasada ister başkanlık sistemi, ister parlamenter sistem, birlikte bir şey oluşturursak doğru yere gideriz. Bizim kanaatimiz samimi olarak bu anlamda gelinen evrede iyi tanımlanmış güçler ayrılığı prensibine dayalı bir başkanlık sistemidir. Bunu da samimiyetle söylüyoruz. Fakat bunun için şu bugünün tartışması değil bu. Bugün bizim için şu anda acil olarak vatandaşımızın bize %49,5 oy verme sebebi acil sorunları çözmek, vatandaşın önünü açmak ve büyük bir reform hamlesini başlatmak. O reform hamlesinde omurgasında anayasa var. İnşallah önümüzdeki aylarda hep beraber bunu tartışacak zemini sağlarız. Ve kimsenin kendi şahsi geleceği kaygısını gözetmeden ülkenin 50 sene sonra, 100 sene sonra da yönetilebileceği bir zeminde az, öz, esnek ve yenilenmeye açık bir anayasa yazarız birlikte. Ki torunlarımız anayasa, çözüm üretmesi gereken anayasayı her açtıklarında sınırlama, kısıtlama, yasak ve bir duvar görmesin. Bizim anayasa öyle şimdi. Hakkı verir bir ilk cümle. Arkasındaki cümlede o hakkı kısıtlar. Öyle değil. Kendi halkına, vatandaşlarına güvenen bir anayasa. Başkanlık sistemini de bu çerçevede tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun dışında bunu konjektürel bir mesele olarak gündeme getirmek başkanlığı savunan bizler için de doğru olmaz. Yani başkanlık sistemi açısından da doğru olmaz. Eleştirenlerin konjektürel açıdan eleştirmesi de doğru olmaz. Oturup bundan hepsini tartışırız. Ama ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne benim bu konuda şahsi bir hesabı milletin istikbalinden öne alacağımız kaygısı kimse taşımamalıdır.